Gündem Özel önemli bir ismi ağırladı. Zaman Gazetesi Brüksel temsilcisi ve yazarı Selçuk Gültaş'tı. Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmelerle başlandı sohbete. Gezi Parkı'nda zaten bir milat oldu AK Parti açısından, AK Parti'nin algısı açısından, Avrupa'dan, Brüksel'den baktığımda. Sizin söylediğiniz meselede polis meselesinde dediğiniz gibi Ergenekon olsun, diğer balyoz olsun, askeri vesayetin geriye çekilmesinde çok etkili, çok kritik roller almış hem polis hem savcıların bugün çok türlü ithamlara maruz kalıyor olması da insanların dikkatinden kaçmıyor. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Savcı bir bakanın oğluna yönelik bir operasyon yapıyor. Gizliliğin soruşturması denen bir ilke var, prensip var malumunuz. Ama ve lakin bu operasyonu yapan polisler, yani savcıdan emir alarak operasyonu yapan polislerin amirleri görevden alınıyor. Fakat suçlamaya maruz kalan kişinin babası polisleri görevden alabiliyor. Evet. Yani böyle bir sorun var. Bunu izah etmekte çok zor. Bu nasıl izah edilebilir? Şöyle izah edilebilir. Türkiye'ye çok büyük hizmetlerde bulunmuş AK Parti'den benim beklentim şahsen şuydu. Bizim Sayın Başbakan sık sık söylüyor, abdestimizden şüphemiz mi var ki namazımızdan şüphemiz olsun. Bizim hiçbir şeyden endişemiz ve şüphemiz yok. Sonuna kadar gidin. Brüksel'den gelen Gültaşlı, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini de değerlendirdi. 2005 senesinde Türkiye ile Hırvatistan aynı saatte, aynı anda, aynı gün müzakerelere başladılar. 3 Ekim 2005'te, affedersiniz. Hırvatistan 1 Temmuz'da üye oldu Avrupa Birliği'ne. Peki Türkiye ne yaptı? Yani bu 8 yıl içerisinde Hırvatistan tam üye olmuşken, Türkiye sadece bir fasıl, o da geçici olarak kapatabildi. 35 tane fasıl var malumunuz. Evet. 35 faslın sadece bir faslını biz kapatabilmişiz, o da geçici olarak. Kaç tane fasıl askıda? 18-19 tane fasıl askıda. 14 tane fasıl açılmış, sadece bir tanesi kapanabilmiş. Şimdi bazıları diyor ki, biraz skeptik, sinik, biraz böyle kötü bakan, kötümser bakan insanlar, 8 yılda bir fasıl kapattıysak, 8 ile 35'i çarptığımızda Türkiye'nin üyeliği birkaç yüzyıl alacak diyor insanlar. Buna da baktıklarında, yani önümüzdeki manzaraya baktıklarında da haksız değiller. Bir başka gündem maddesi de Kıbrıs Adası. Avrupa Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne haksızlık yaptı mı? Yani bir manivela vardı 2004 senesinde. Manivela da şuydu: Rumlara eğer siz hayır derseniz biz sizin Avrupa Birliği üyeliğinizi askıya alacağız diyebilirler. Nasıl şimdi Türkiye ile 35 faslın 18'ini 19'unu askıya alıyorlar? O zamanlar 2003'teki katılım anlaşmasına, yani Rum kesimin katılım anlaşmasına böyle bir madde konabilirdi. Siz şimdi bütün manivelanızı yok etmişsiniz Rumlarla. Evet, ben de şimdi Rumların yerinde olsam, siz de Rumların yerinde olsanız dersiniz ki ben Türkiye'den koparabildiğim kadarını koparayım. Kendi avantajıma olan maksimum faydayla bu işi bitireyim diye düşünürsünüz. Dolayısıyla da müzakere masasını, şimdi Hristofias mesela. Şimdi Mehmet Ali Talat Sayın Cumhurbaşkanı'nı Avrupa Birliği tırnak içinde harcamış bir cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat. Mehmet Ali Talat haklı olarak Avrupa Birliği'ne inandı, güvendi ve destekledi. Ama Avrupa Birliği Mehmet Ali Talat'ı da açıkta bıraktı. Avrupa Birliği yüzünden seçim kaybetmiş bir cumhurbaşkanıdır Mehmet Ali Talat.